Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024 yılı Ağustos ve Eylül ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Lütfen soruları dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Bu soruların tamamı sınavda çıkmış sorulardır. Bu testi bitirdiğinizde kaç yanlış yaptıysanız dilerseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğendiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Eğer hazırsanız hemen testi çözmeye başlayalım. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir? A. Volan dişlisinin, B. Trigger kayışının, C. Endüksiyon bobininin, D. Marş dişlisinin. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Belirli kilometre dolduğu zaman trigger kayışının değişmesi gerekir. Yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Rotil, B. Aks, C. Amortisör, D. Şıkkımız ise şaft. Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Amortisör yay salınım süresini kısaltır arkadaşlar. Yukarıdaki belirtiler hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür? Göz bebeklerinde büyüklük farkı, geçici hafıza kaybı ve burundan kan gelmesi. Şıklara bakalım. A. Göğüs, B. Baş, C. Karın, D. Şıkkımız ise omurga. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Baş yaralanmalarında daha çok görülür arkadaşlar bu belirtiler. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? A. Kan basıncının düşmesi, B. Bilinç seviyesinin artması, C. Cildin soğuk ve nemli olması, D. Dudak çevresinin morarması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bilinç seviyesinin artması. Bu şok belirtilerinden değil arkadaşlar. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir? A. Hemen tıbbi yardım istenmesi, B. Yaralının hemen hastaneye taşınması, C. Yaralının hemen araçtan çıkarılması, D. Trafik ve can güvenliğinin sağlanması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafik ve can güvenliğinin sağlanması ilk yardımın birinci adımıdır. Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? A. Trafik suçu, B. Trafik terörü, C. Trafik kusuru, D. Trafikten men. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Trafikten men adı verilir. Yani aracımız 7 Emin otoparkına çekilir arkadaşlar. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Hemlik manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? 1. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. 2. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. 3. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Şıklara bakalım. A. 2-1-3, B. 2-3-1, C. 3-1-2, D. 3-2-1. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. 2, 3 ve 1 sıralamasıyla yapılmalıdır. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir? A. Gösterge panelinde cam resistans lambasının yanması, B. Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi, C. Klimanın yeteri kadar serinletmemesi, D. Araç yakıtının azalması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi. Bu kontağı kapatıp aracı durdurmamız için bir sebeptir arkadaşlar. Aracı durdurmamız gerekir. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir? A. Ani olarak gaz verilmesi, B. Yan aynaların kontrol edilmesi, C. Sol sinyal lambalarının yakılması,
D. Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Ani olarak gaz verilmesi uygun değildir. Motorun ısınmasını beklememiz gerekir arkadaşlar. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Marş, B. Şarj, C. Ateşleme, D. Kavrama. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem kavramadır arkadaşlar. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan B neyi ifade etmektedir? A. Vücut ısısının düşürülmesini, B. Solunumun değerlendirilmesini, C. Kan dolaşımının değerlendirilmesini, D. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Solunumun değerlendirilmesini ifade etmektedir. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Başı sıcak su ile yıkanır. B. Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir. C. Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir. D. En az 12-24 saat süreyle hekim kontrolünde tutulur. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. En az 12-24 saat süreyle hekim kontrolünde tutulur. F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? A. Lastik tekerlekli traktör. B. Motorlu bisiklet. C. Kamyon. D. Otobüs. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Lastik tekerlekli traktörü de kullanabilir. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. İki şeridi birden kullanması. B. Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi. C. Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması. D. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İki şeridi birden kullanması yasaktır arkadaşlar. Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim nokta nokta ile mümkündür. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Trafik adabı. B. Trafik cezası. C. Trafik terörü. D. Trafik müfettişi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Trafik adabı ile mümkündür arkadaşlar. Boş bırakılan yere trafik adabı yazılmalıdır. Yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu kenarı ile Şevbaşı veya Hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir? A. Banket, B. Şerit, C. Platform, D. Kavşak ortak alanı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Banket adı verilir arkadaşlar. Soru biraz karışık sorulmuş. Soruyu dikkatli okursak cevabı çok basit aslında. Banket. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? A. Kızgın biçimde kornaya basmak. B. Sürüş sırasında aceleci davranmak. C. Başkalarının hakkına saygılı olmak. D. Dar yolda gelen araçlara inatlaşmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Başkalarının hakkına saygılı olmak olumlu bir davranış özelliklerindendir. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur? A. Şoka girmiş olan. B. Omurga kırığı olan. C. Kalça kemiği kırık olan. D. Kol kemiği kırık olan. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kol kemiği kırık olan sedyesiz ve oturtularak taşınabilir arkadaşlar. Bunda herhangi bir tehlike yoktur.
Katalitik konvektör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır? A. Alkol. B. Kurşunsuz benzin. C. Süper benzin. D. Gaz yağı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kurşunsuz benzin kullanılmalıdır arkadaşlar. Neydi? Katalitik konvektör bulunan araçta kurşunsuz benzin kullanılmalıdır. Belediyeler aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir? A. Sorumlu olduğu yollarda yer işaretlemeleri yapmak. B. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek. C. Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak. D. Sorumlu olduğu yollarda gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek belediyelerin görevi değildir arkadaşlar. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir? A. Asit. B. Saf su. C. Antifriz. D. Motor yağı. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Antifriz yeterli miktarda karıştırılması gerekir arkadaşlar. Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Alternatör. B. Dispiratör. C. Kondansatör. D. Marş motoru. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Alternatör aracımız için gerekli elektriği üreten parçadır. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? A. Kış lastiği. B. Yaz lastiği. C. Polen filtresi. D. Cam suyu antifrizi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur. Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken 1. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri. 2. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri. 3. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları. 4. Görüş alanları dışında kalan yerlere varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur arkadaşlar? Şıklara bakalım. A. 1 ve 3. B. 1, 2 ve 4. C. 2, 3 ve 4. D. Şıkkımız ise hepsi arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 4 arkadaşlar. Bunlar doğrudur. 3 yanlıştır arkadaşlar. Araçların durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir? A. Park yeri. B. Kavşak. C. Durak. D. Sığınma cebi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Park yeri adı verilir arkadaşlar. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir? A. 5-10. B. 12 ila 20. C. 25 ila 30. D. 35 ila 40. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada 12 ila 20 arasında nefes alıp verir arkadaşlar. Aldığımız nefesin değerini aslında biliyoruz. O ayrı bir konu ama bu korona geldiğinde daha çok değerini, kıymetini bilmeye başladık arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır? A. Fren mesafesinin artması. B. Güvenli sürüşün sağlanması. C. Aracın kontrol edilebilirliğinin artması. D. Engelle karşılaşıldığında doğru noktada durulması.
Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Fren mesafesinin artması meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır. Yani aracımızın durdurma mesafesinin artması anlamına geliyor. Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır? Hastanın serin yere alınması, su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi. Şıklara bakalım. A. Bayılmada. B. Sıcak çarpmasında. C. El bileğinin burkulmasında. D. Kafa ve beyin yaralanmasında. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sıcak çarpmasında uygulanır arkadaşlar. 1. İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir. 2. Bu ışık yandığında emniyette durdurulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır. Aksi halde yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Yukarıda verilenler ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir? A. Sarı ışık. B. Yeşil ışık. C. Kırmızı ışık. D. Kırmızı oklu. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sarı ışık arkadaşlar. Sarı ışığı bize anlatmış. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır? A. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak. B. Kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak. C. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak. D. Kanayan damarın üzerine bastırmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak yanlış bir uygulamadır. Eğer kanayan bölgeyi yukarıya yani kalp seviyesinden yukarıya kaldırabiliyorsak ki kaldırmamız gerekir. Bu doğru olur arkadaşlar. Kalp seviyesinden yukarıda tutmamız gerekir. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Yakıt bitmiştir. B. Batarya zayıflamıştır. C. Lastik basınçları düşüktür. D. Motor yağ seviyesi azalmıştır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Batarya zayıflamıştır arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde balanssızlık olması düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimlere neden olabilir? A. Lastiklerde. B. Pistonlarda. C. Alternatörde. D. Eksantrik milinde. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Lastiklerde titreşimlere neden olabilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur? A. Yeni bir iş kurmak. B. Kasko sigortası yaptırmak. C. Motor tamirciliği eğitimi almak. D. Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak, motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur arkadaşlar. Bebeklere suni solunum nasıl yapılır? A. Büyüklere uygulandığı gibi. B. Bebeğin sırtına vurarak. C. Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek. D. Sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek, yani ağzını ve burnunu kendi ağzımızın içine alacağız ve az hava vereceğiz arkadaşlar. Bu bebeklere suni solunum yapma yöntemidir. Bir kavşakta trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır? A. Yer ve yön denetlemelerine. B. Trafik zabıtasına. C. Işıklı trafik cihazına. D. Trafik işaret levhalarına. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öncelikle trafik zabıtasına uymamız gerekir arkadaşlar. Bu zorunludur. Kırmızı ışık yansa bile trafik zabıtası yani trafik polisi bize geç diyorsa geçmemiz gerekir. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? A. Kırmızı ışıkta.
B. Sarı ışıkta. C. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta. D. Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir. Aşağıdakilerden hangisi duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır? A. El freni, B. Motor freni, C. Egzoz freni, D. Kompresyon freni. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. El freni aracı bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır. Yani oraya sabitleriz. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması. B. Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. C. Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi. D. Geçme yaparken sinyal verilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması yasaktır. Bunun için ruhsata artı bir koltuk işletmemiz gerekir arkadaşlar, motosikletimiz için. Aşağıdakilerden hangisi motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar? A. Diferansiyel, B. Amortisör, C. Rot, D. Yay. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Diferansiyel motor hareketinin tekerlekleri iletilmesinde görev yapar. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir? A. Sara, B. Koma, C. Bayılma, D. Halsizlik. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Koma denir arkadaşlar. Yani kazazede komaya girmiştir. Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir? A. Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi. B. Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi. C. Radyo veya müzik açması. D. Derin nefes alması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi. Bu yapmamamız gereken bir uygulama. Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç kilometre hızla gitmelidir? Yani en az kaç kilometre hızla gitmelidir diye sorulmuş. A. Giremez. B. 40 kilometre. C. 50 kilometre. D. 60 kilometre. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Motorlu bisikletler otoyollara giremez arkadaşlar. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar? A. Su ve yağ soğutmalı. B. Su ve hava soğutmalı. C. Yağ ve motorin soğutmalı. D. Hava ve benzin soğutmalı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Su ve hava soğutmalı olarak sınıflandırılırlar. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacakları 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Şok durumu, B. Beyin kanaması, C. Ayak bölgesinden yılan sokması, D. Akciğer zedelenmesi ve kanaması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Şok durumunda kazazedenin bacakları 30 cm yukarı kaldırılması doğrudur arkadaşlar. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir? A. Yakıcı madde ile temas şekli, B. Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı, C. Yaranın üzerinde bulunan giysilerin cinsi, D. Şıkkımız ise yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği diğerlerine göre daha önemlidir arkadaşlar. İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A. Yaya geçidini kullanması. B. Alt ve üst geçitleri kullanması. C. En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi. D şıkkımız ise önce sağ, sonra sol tarafını kontrol etmesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Önce sağ, sonra sol tarafını kontrol etmesi yanlıştır. Lütfen dikkatli olalım. Önce sağ, sonra sol yanlış. Önce solumuza bakacağız, sonra da sağımıza bakacağız ve karşıya geçeceğiz. Akünün artı kutup başı, eksi kutup başına göre nasıldır? A daha kısa, B daha uzun, C daha ince, D daha kalın. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Daha kalın olacaktır arkadaşlar. Akünün artı kutbu daha kalındır. Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir? 1. Atar damar kanamaları. 2. Toplar damar kanamaları. 3. Kılcal damar kanamaları. Şıklara bakalım. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yalnız 1. Yani atar damar kanamalarında kanın kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir. Aksine bir durum yoksa şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır? A. Oklu ışık sarı yandığında, B. Oklu ışık yeşil yandığında, C. Oklu ışık kırmızı yandığında, D şıkkımız ise sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Oklu ışık yeşil yandığında dönüşü gerçekleştirmemiz gerekir. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir? A. Sağlık Bakanlığı, B. Adalet Bakanlığı, C. Karayolları Genel Müdürlüğü, D. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sağlık Bakanlığı olacaktır arkadaşlar. Doğru cevap. Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler? A. Aracının eski parçalarını çevreye atması. B. Aracının bakımını zamanında yaptırması. C. Aracını gereksiz yere çalışır halde tutması. D şıkkımız ise aracında ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aracının bakımını zamanında yaptırması çevreyi olumlu etkiler. Verilenlerden hangilerinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görünme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? 1. Dikkatin dağılması. 2. Kural ihlallerinin artması. 3. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması. Şıkları okuyalım. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D şıkkımız ise 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1 ve 2, yani dikkatin dağılması ve kural ihlallerin artması olacaktır. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır? A 40, B 60, C 80, D 100. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dakikada 100 bası yapılmalıdır. Moleküler, yani tek gözü gören kişiler aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir? Sadece ehliyet sınıflarını okuyacağım arkadaşlar. Şıklarını okumayacağım. B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı ve E sınıfı arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. B sınıfı için başvuru yapabilirler. Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Solunum ve nabız kontrolü. B. Sıkan giysilerin gevşetilmesi. C. Ağızdan yiyecek içecek verilmesi. D. Ağız içine yabancı cisim olup olmadığının kontrolü. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ağızdan yiyecek içecek verilmesi yapılmaz. Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? A. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. B.
B. Yan yatış pozisyonuna getirilmesi. C. Başının geriye doğru itilmesi. D. Sırt üstü yatırılması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bunun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması yapılması gereken ilk yardım uygulamasıdır. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş çene pozisyonu verilmesi uygundur? A. Burun kanaması olan. B. Bulantı ve kusması olan. C. Solunum yolu tıkalı olan. D. Boyun omurlarında zedelenme olan. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Solunum yolu tıkalı olan. Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir? A. Duran aracı sabitlemek. B. Aracın hızını düşürmek. C. Aracın durma mesafesini arttırmak. D. Aracı güvenli bir şekilde durdurmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Aracın durma mesafesini arttırmak. Bu fren sisteminin görevlerinden biri değildir. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? A. Yağ seviyesine. B. Antifriz seviyesine. C. Hidrolik seviyesine. D. Elektrolit seviyesine. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Elektrolit seviyesine dikkat edilir. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali. B. Kötü kokulara karşı burnunu tıkama. C. Sorulan sorulara anlamlı cevap verme. D. Gözleriyle hareket eden cisimleri takip etme. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali koma halinin belirtileridir. Devam ediyoruz yine. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir? A. Deride kızarıklık. B. Vücut sıcaklığının artması. C. Solunumun aniden derinleşmesi. D. Nabzın süratli ve zayıf olması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Nabzın süratli ve zayıf olması şokun belirtilerindendir. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır? A. Su pompası. B. Şanzıman dişlileri. C. Alternatör diyotları. D. Diferansiyel dişlileri. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Alternatör diyotları arızalanır. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır? A. Ayaklarından çekilerek. B. Baş çene pozisyonu verilerek. C. Boynuna mutlaka boyunluk takılarak. D. Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Boynuna mutlaka boyunluk takılarak araçtan çıkartılmalıdır. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması halinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Şekerli su içirilmeli. B. Sırt üstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli. C. Sert bir yere sırt üstü yatırıp boyun üzerine baskı yapılmalı. D. Şıkkımız ise yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurmamız gerekir. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır? A. Burkulan bölgeye masaj yapılması. B. Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi. C. Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması. D. Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır? A. Plakaların ortasında. B. Plakaların en altında. C. Plakaların 1 santim altında. D. Plakaların 1 santim üzerinde. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Plakaların 1 santim üzerinde olmalıdır. Görsel bir soruyla devam ediyoruz. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Korna çalıp yayayı uyarması.
B. Geçiş hakkını yayaya vermesi. C. Geçiş hakkını kendisinin kullanması. D. Bulunduğu şeridin sağına yaklaşması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Geçiş hakkını yayaya vermesi doğrudur. Öncelik yayaların arkadaşlar. Şekildeki bölünmüş karayolunda 3 numaralı araç sürücüsünün azami yani en yüksek hızı saatte kaç kilometredir? A 30 kilometre, B 50 kilometre, C 70 kilometre, D 90 kilometre. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Azami hızı yani en yüksek hızı 70 kilometredir. Resimdeki taşıtın bulunduğu karayoluna ne ad verilir? Lütfen dikkatli bakalım. Özellikle sınavda görsel sorulara çok dikkat edelim. Çok kolaymış gibi böyle işaretleyip geçiyoruz. Ama detaylar çok önemli. Görsel sorunun içindeki tabelalara dikkat etmemiz gerekiyor. Şıkları okuyorum. A. Banket, B. Ana yol, C. Tali yol, D. Bölünmüş yol. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Tali yol olacaktır arkadaşlar. Yani aracın bulunduğu yola tali yol denir. Zaten tabeladan da anladığımız gibi tali yol tabelası vardır. Beyin insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır? A. Dolaşım sisteminin, B. Sindirim sisteminin, C. Hareket sisteminin, D. Sinir sisteminin. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beynimiz vücudumuzdaki sinir sisteminin bir parçasıdır. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir? A 150 metre, B 100 metre, C 75 metre, D şıkkımız ise 50 metre. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 150 metre olmalıdır arkadaşlar. Yani 150 metre mesafeden görülmelidir. Şekle göre en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Hafif hapis cezası, B. Sadece ceza puanı, C. Trafikten men cezası, D. Para cezası ve ceza puanı. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Para cezası ve ceza puanı uygulanır. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Sinir sistemi, B. Hareket sistemi, C. Boşaltım sistemi, D şıkkımız ise dolaşım sistemi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Boşaltım sistemi. İşaret levhaları ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez? A. Yerlerinin değiştirilmesi, B. Üzerlerine yazı yazılması, C. Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi, D. Görülmesi engellenecek şekilde araç park edilmesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi trafiği tehlikeye düşürmez. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? A. Alternatörün, B. Far ampulünün, C. Marş motorunun, D. Endüksiyon bobininin. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Marş motorunun ömrünü kısaltır. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar? A. Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması. B. Bakımsız araçlardan yere yağ, su ve benzeri sızıntı olması. C. Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması. D. Araç bakımlarının sürelerinde yapılması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bakımsız araçlardan yere yağ, su ve benzeri sızıntı olması çevre kirliliğine yol açar. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir? A 100 kilometre, B 110 kilometre, C 120 kilometre, D şıkkımız ise 130 kilometre.
Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Azami hız, otobüslerin azami hızı 100 km'dir arkadaşlar. Bu otoyollarda.